Herkese merhaba, ben Tursu Ökü, Snowboard Kursu programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 2016-2017 sezonunda kullanacağım snowboard ekipmanlarından bahsedeceğim. Kaskından, çorabından hepsini sıralayacağım sizlere. Evet, botlarla başlayalım o zaman. Bu Vans'in High Standard diye bir modeli. Benim ayağım 45 numara. Biraz taraklı bir ayağım var. Bunu tercih etmemdeki en önemli sebep çok rahat olması gerçekten. Biraz yumuşak bir bot, onu söyleyeyim. Normalde orta sert diye geçiyor ama sonrasında bir miktar daha yumuşak bir bot olduğunu söyleyebilirim. Yani bağlamanızı biraz daha sert belki seçebilirsiniz. Tamamen keyfe göre değişir. Sabahlara kadar konuşmaktan en çok keyif aldığımız snowboard tahtamız. Bu Burton'un Process modeli. Boyu 159, benim kilom biraz fazla, o yüzden 159 tercih ettim. Böyle all mountain freestyle'a yakın bir board. Tradition Camp'ın aynı zamanda Flying V modeli de var. Biraz daha hibrit bir model. Bu ise geleneksel Camp'ın dediğimiz tarzdaki modeli. Biraz çelik takma vesaire bir şeyler oluyor ama ben zor yoldan öğrenmeyi tercih etmiştim biraz. Üstündeki bağlamalardan en çok tercih edilen Burton'un 3-4 tip bağlaması var. Onlardan bir tanesi olan Carter. Bu iki tip, iki bağlama da bot da 2015-2016 sezonuna ait. Ben bayağı böyle indirimli almışım. Yani yarı yarıya bir fiyata geldi benim için açıkçası. Evet, bot böyle. Evet, gelelim snowboard ceketine. Snowboard ceketlerinde çok fazla cafcaflı model var. Ben böyle sade bir şey olmasını istemiştim. Hesaplı bir şey olmasını istemiştim. Bu 10 yılın bir montu. 10K'ya 10K. Böyle içinin şeyleri göstereyim size. Tekstilini de göstereyim. Biraz böyle cırtçıkları falan sevimsiz geliyor açıkçası. Böyle açması falan keyifsiz. Fakat içinin desenleri falan güzel. Ondan sonra diyorum işte gözlüğünüzü koyabileceğiniz şurada bir cebi var efendime söyleyeyim. İçerisinde 3M'in Tinsulate denen katmış var. O yüzden sıcak tuttuğunu söyleyebilirim. 10K nefes alabilir belki konuşamadım. 10K nefes alabilir. 10K da su geçirmezlik özelliğine sahip. Rahat bir de enerjisi çok sade böyle fazla bir detengeli olmayan bir ceket. O'Neill'ın ismi galiba Compass olması lazımdı. Yani pusu da manasına giren Compass. Okey, o zaman hemen pantolonundan da bahsedelim. Bu pantolon oldukça hesaplı. 150-200 lira gibi bir paraya almıştım. Vetsy'nin, Decathlon ürünü olan Vetsy'nin pantolonu. İlk değiştireceğim ekipmanlardan bir tanesinin bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 5K su geçirmezlik, 5K nefes alabilirlik. Yani daha koşullarında pek ideal bir pantolon olduğunu söyleyemem ama belki bu sezonda idare edebilirim. Hızlıca tipi gözlüğümüzden, yani goggle'ımızdan bahsedeyim. Aman buna goggle demeyin, çok kızıyorlar. Telaffuzu goggle efendim. Bunun markası UX diye bir marka. Kayak dünyasında daha çok tercih edilen markalardan biri. Basit, ucuz modellerinden biri. Biliyorsunuz goggle'ın büyüğü makul. Sırf cafcafından dolayı değil, büyükler daha geç kullanma yaratıyor. En önemli sebebi bu, büyük tercih edilmesine. Bunu da değiştiririz ama muhtemelen bu sezonda idare ederim. Ve hayat kurtaran ekipmanlarımızdan bir tanesi de eldivenlerimiz. Eldiven konusunda paraya kıyılmadım arkadaşlar. 2 sezondur kullandığım eldivenlerim vardı. Gerçekten acı çekiyormuşum onlarla. Bu Burton Dri-Rite diye bir teknolojisi var. Onun teknolojisini barındıran eldivenlerinden biri. Biraz eski bir sezon, o yüzden de hesaplıya almıştım. Ama siz olun, eldiven de paraya kıyın. En seksi ekipmanımız içlik. Giydiğinizde gerçekten kimse sizden daha seksi olamaz olan bir ekipman. İçlik konusunda da birçok tercih model var gerçekten. Ben çok sade bir şey olmasını tercih etmiştim. Ama bu marka bir şey alın mutlaka. 150-200 lira civarında bir şey alırsanız ömrüyle içlik derdini kapatmış olursunuz bana sorarsanız. Evet, çoraplarımız. Çoraplar çok önemli. Gerçekten konforunuzu acayip arttırıyor. Mutlaka kayak çorabı alın.
böyle gidip hani kalın sıcak tutuyor diye bir çorap almayın. Ayak için özel üretilmiş çoraplardan bir tanesi var. Fiyatları 30 lira gibi bir şeyden başlıyor. İşte 70, 80, 90, 100 liraya düzgün çoraplar var. Çok pahalı çoraplar da var ama 70, 80 liraya çok düzgün çoraplar satın alabiliyorsunuz. Ayağınız botunuzun içerisinde kaymamalı. Bunu sağlayan, aynı zamanda sizi sıcak tutan yani ekipmanınız. Yani bere bulundu, ne oldu çok fazla önemli değil. Çünkü daha da sürekli kafanızda kaskla, maskeyle dolanmayacaksınız. Bir bere de yanınızda olsun diye içerken kafanıza takarsınız. Bu kadar. Ve yine hayati öneme sahip malzemelerimizden biri kar maskesi. Ben kullanma konusunda oldukça direnç göstermiştim. Çünkü rahatsız buluyordum. Ama yüzünüz, gözünüz soğuktan acıyınca anlıyorsunuz ki en gerekli şeylerden bir tanesi. Bunun böyle termalli olanları var. Daha böyle örgülü, kalın olanları var. Onlar daha sıcak tutuyor. Ama ben böyle daha rahat, elastik bir termal bir şey tercih ediyorum. Ve son olarak tabii sizden daha değerli bir şey yok arkadaşlar. O yüzden kask kullanın. Birçok koruyucu ekipman var. İşte poponuzu, kalçanızı, eklemimizi, her yerinizi koruyan bir sürü ekipman var. Onlar biraz daha tercihe bağlı olabilir ama kasksız aman sürmeyin. Çünkü size bir şey olduktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere 2016-2017 sezonunda kullanacağım snowboard ekipmanlarını sıraladım. Onlardan bahsettim biraz. Kanala abone olun, takip edin, yorumlar yazın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.